Behlül için Nihal hala çocuk. Onu bir genç olarak kabul etmiyor ki. Söyledim. Senin o şakalarını yanlış anlayabilir, başka anlamlar çıkarabilir diye. Ama ona öyle davranmaya alışmış. Başka türlüsü yapmacık geliyor. Behlül'ün ne suçu var canım? Zaten ortada suç da yok. Yazık. Nihal kendi kafasında Behlül'den bir kahraman yarattı. Taklım benim. Behlül senin öğrendiğini duyunca çok utanır. Deniz Hanım'a da söyledim. Behlül'ün de benim öğrendiğimi bilmesine gerek yok. Bu konu kapansın. Tamam canım. Ama sen de abartma. Nihal'in yaşlarında olur böyle şeyler. Mutlaka geçer. Ama Nihal için durum farklı. Karşılıksız aşk zaten yeteri kadar acıtıyordur canını. Bir de gözünün önünde yaşananlar. Herkes gülerken kızım içinden ağladı bu gece. Onun gülümsemek için nasıl çaba harcadığını düşündükçe çok kötü oluyorum. Aşk acısı çekmek için çok küçük daha. Çok erken. Nihal zayıf bir kız değil. Bu akşam her şeye rağmen gülebildi bak. Her şeyin gözünün önünde yaşanması daha iyi bence. Boş hayallere kapılmayacak böylece. Ümitlenmeyecek. Bu hayal kırıklığını da en kısa zamanda atlatacak. Göreceksin. Geçecek canım. Geçecek, üzülme. Ben o şaşkınlıkla bir şey anlayamadım ama nişan güzel oldu değil mi? Evet, herkes memnun ayrıldı. Behlül çok mutluydu. Hı hı. Günaydın. Günaydın. Eğlenmişsin. Hem de nasıl? Arabayı sen kullanmadın inşallah. Hayır, şoförü çağırdım. İyi. Yine yolumu gözlemişsin bakıyorum. Git yat Behlül, saçmalıyorsun. Günaydın. Hoş geldiniz. Nesrin, Adnan Bey'i gördün mü? Erken çıktı o, kabristana gitti. Sağ ol.
Günaydın. Nişan kutlaması bu saate kadar mı sürdü? Neredeyse. Görmemişin nişanı olmuş. Niye kayboldun ortalıktan suratsız? Seni de götürecektim. Kimse bana gel demedi. Çünkü giderken bakındım, seni göremedim. O sümüklü olanı görünce her şeyi unuttum. Sensin sümüklü. Behlül yatar. Sana gir dedim mi? Affedersiniz. Defol! Çağrılmadan da gelme. Cemile. Buyurun. Herkes nerede Cemile? Adnan Beyler çocuklarla çıktılar. Arsenal'ın çiftliğe döndü. Matmazel de yürüyüşe çıktı. Anladım. Bir tek Firdevs Hanım var evde. O da feci sinirli. Bir şey olmuş herhalde. Ne olmuş? Bilmiyorum. Ağlıyordu galiba. Dur bakalım, dur. Defol Katya! Girebilir miyim? Girdin zaten. Ne oldu size? Aa, kıyamam. Kim ağlattı sizi böyle? Kovuldum. Bihterlerden ve bu evden kovdular beni. Şaka yapıyorsunuz. Öyle bir halim var mı? Çok şey bildiğim için gönderiliyorum evde. Bihter gitmemi istiyor. Ne demek bu şimdi? Sen ne demek istediğimi çok iyi anladın aslında. Duvarların dili olsa da konuşsa. Özellikle atölyenin duvarlarının dili olsa. Kim bilir neler anlatırlardı bize, değil mi? Ne söylemeye çalıştığınızı gerçekten anlayamıyorum. Hayret. Ben çok açık konuştum aslında. Sadece üçümüzün anlayacağı şekilde. Bihter'in, senin ve benim. Sizi bugün epey üzmüşler, belli. Ama ben gerçekten anlayamıyorum. (Gülüyor)